Sen önce bir amcamın elini öp. Sonra biz seninle baş başa görüşeceğiz. Alparslan, belli ki amcanın elini öptürmeyecek, sık da. Amca, bu şerefsiz benim sevdiğimi bu kadar kolay öldürmedi. Tamam, o zaman sen de 2-3 yerine sık, kan kaybından ölsün. Bekleriz, hadi. Yeğenim, ne yapmak istiyorsun? Ünal Kaplan'a götürmek istiyorum. Sebep? Sebep? Alparslan, Ünal Bey intikam hakkını sana verdi. Bu jestini ona bildiririm. Ama bence gerek yok. Acını hafifletecek neyse onu yap. Bu pisliği öldürmek acımı hafifletir ama öfkemi gidermez. Ne istersen veririm. Lütfen. Malım da, mülküm de senin olsun. Buradan da çeker giderim. Gideceksin. Az bekle. Cehenneme gideceksin. Enişte! Buyur İlyas. Gel şunun ağzını yüzünü bantla da. Şimdi ters bir laf eder. Abim de dayanamaz, sıkar. Özer Bey, siz Ünal Bey'i bir arayın. Enişte, ne yaptın ya? Nefes alıcıcığım, merak etme. İyi de neresinden nefes alacak, affedersin. Yeğenim, bir planın mı var, bunu Ünal'a götürmek istiyorsun sen? Özer yokken söyle. Amca, Ünal intikam hakkını bana verdi. Niye? Kendi sıyrılıp Victor'la bizi düşman etmek için. Bu kadar olayın içerisinde, bu sakinlikte gerçekten bunu mu düşündün? Amca, ben o masaya oturduğumdan beri bunu düşünüyorum. Masadan kalkmamak için yapmış olmayasın bu planı Alparslan. Yani sen şimdi bunu bu herifi alıp Ünal'a götüreceksin. Ünal'ın veliahtı olarak da o masada oturmaya devam edeceksin, öyle mi? İlyas amcam, Allah'ını seversen. Sence benim nerede oturduğum umurumda mı? Ben senin gibi plancı değilim. Umur filan da dinlemem. Nakli işlerinden de haz etmem. Burada bağla götür, öbür tarafta sök. Ondan sonra dayanama sık. Arabadan at, sonra adamı bulama. İlyas, elini öpeyim, uzatma da. Abi, estağfurullah da. Hani ben böyle bir şey yaşadım, bu çocuk yaşamasın diye söylüyorum. Sağlama alsın. Ünal Bey sizleri Berce'deki bahçesine bekliyor. Kendisi de oraya geçecekmiş. Haydi bakalım. Neden kendin halletmedin? Ben intikamımı aldım. Adamı aldım. Ne yapsan seni tatmin etmeyecekti değil mi? Evet. Birbirimize benziyoruz. Ne yapacaksanız bir an önce yapın. Adam kan kaybından ölmek üzere. Kaplanlar için en lezzetli şey önüne atılan eti yemek değil, kendi öldürdüğünü yemektir. Bu bakımdan da çok ortak noktamız var. Ölümün de hayırlısı çiftçim. Amin enişte. Amin. İhtiyacından fazlasını öldüren tek hayvan insandır. Burada kastettiğim hayvan sensin. Ve hak ettiğin şekilde öleceksin. Parçalanarak. Yürü. İntikamını aldın. İçine Ünal'ı katarak rajonunu da kestin. Şimdi plan yapıyorsun ya. O planını bana anlat ki aramızdaki şu tatsızlıklar artık bitsin. Planlarımın hepsi sadece Sibiryalı'yı yakalamak için değildi. Özlem'in ölmesinde Ünal'ın da suçu var. Ağır ol Alparslan. Adam kızını kaybetti. Kızını kaybetti de İlyas amcam. Kızının yasını tuttuğu için mi beni masasına oturttu? Sibiryalı'yı öldür diye oturttu. Onu da hallettin zaten. Bu adam Hızır amcamı da, seni de, beni de yaşatmak istemiyor. Sadece öldürmeyi göze alamıyor. Planın ne? Ünal ölmeden ben intikamımı almış olmam. Öldükten sonra cehenneme de gitsem olur, yurt dışına da gitsem olur. Benim için fark etmez. Alparslan, amcan sana diyor ki, sen sevdiğini kaybettin, ben de seni kaybetmek istemiyorum. Farkındayım Vehbe abi, farkındayım. Ama ben de buyum. Nesin? Hı? Nesin? İntikam çiçeği misin? Nesin? Amcan da onu soruyor, nesin? Benim için mesele intikamsa intikam da... bu Ünal hepimizi öldürecek. Sizin bir planınız var mı? Yok. Burada kafası çalışan tek adam sen olduğun için planları sen yapıyorsun. O zaman söyleyin bana, bileyim. Ben de sizin planınıza dahil olayım. Niye? Sen Ünal'ın veliahtı değil misin? Planlarımızdan sana niye bahsedelim? Alparslan'ım, ben açık açık söyleyeyim. Benim aklımdan geçen plan, senin bir an önce Londra'ya dönmen, orada çok büyük bir ticaret adamı olman. Ne ticareti enişte? Emlak mesela. Ben anlatamadım galiba. Benim üzerime yaptığınız plan ne? Kendinizle ilgili yaptığınız plan ne? Her hafta birinizin cenazesine gelmem mi? Sen dışarıdan baktığın için zannediyorsun ki bu işler 2 günde çözülür. Biz yıllardır bu sektördeyiz. 20 yıldır Ünal'ın öldürülmesini konuşuyoruz. 20 yıldır Ünal ne kadar büyük adam diye konuşuyoruz. 20 yıldır Ünal olmasaydı biz burada olur muyduk diye konuşuyoruz. 20 yıldır Ünal'dan nefret ediyoruz. Ama 20 yıldır dayının yaptığı plandan başka plan yapmadık. Ve 20 yıldır krallar gibi yaşıyoruz. Yani Alparslan, bizim plan yapmaya ihtiyacımız yok. Çünkü bu alemde plan dediğin, tetiği çekmeyle kurşunun namludan çıkması süresinde değişir. Anladım abi. Yani hepiniz git diyorsunuz. Açıkçası ben gitmeni istemiyorum. Çok akıllısın. Acayip işler yapıyorsun. Ailemize çok lazımsın. Ama bizi korkutuyorsun. Niye korkuyorsun abi? Niye korkuyorsunuz? Ölmemden mi? Ben de sizin ölmenizden korkuyorum. Ölmenden korkuyorum. Öldürmenden korkuyorum. Sözümü dinlememenden korkuyorum. İlyas'la geçinememenden korkuyorum. Beni kırmandan korkuyorum. Ve ben korkmaktan nefret ediyorum Alparslan. Şimdi yine bir plan yap. Ama benim bütün korkularımdan ve nefretimden beni kurtar. Sana yarına kadar müsaade. Kaplan'a yedirmek neymiş abi? Ben ne bileyim Reha. Herkesin rajonu bir çeşit. Soyadı Kaplan ya. Daha önce de çok yapmış. Kaplanlar katır kutur yiyor. Ortada delil melil kalmıyor. Müthiş. Kafatası da yiyor muymuş? Ben ne bileyim Reha. Hiç Kaplan birini yerken izlemedim ki. Alparslan'ın ciğeri biraz soğumuştur. Onda öyle bir ciğer var ki... kendi parçalayıp yese soğumaz. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Çay içer misin abi? Atıştırmalık bir şeyler var mı Ezber? Peynir, ekmek. Var abi. Oo beyim. Kaplanlar doyunca aslanlar acıkmış. Dediğin gibi oldu abi. Zerre kadar acım dinmedi. Acı dinmez de öfken azalır diye umdum. Ben bu Ünal'ı aslana yedirirsem belki biraz öfkem diner diye düşünüyorum. Alparslan abi. Babam dedi ki Ruslar Sibiryalı'yı gözden çıkarmasaydı o kimseye yem olmazdı. Yüreğin sızısını içinde tutarsın. Ama başın ağrısı duvara vursan da geçmez. Yani? Yani başınıza gelecekler var demiş. Deha, babam bugüne kadar sana iyi bir şey söyledi mi? Nadir. Nadir. Babam babamın arkadaşı ya. Hani seni benden ayırmıyor. Bana da arada Nadir iyi şeyler söylüyor. Başımız beladan uzak değil ki. Başımıza bir şey gelsin abi. Hoş geldin Alparslan. Hoş bulduk. Ünal Bey müsait mi? Seni bekliyorum. İyi misin? Değilim. Ama daha iyi olacağım. Esra Hanım burada ne işi var? Ünal Bey ziyarete geldi. Ben daha sonra gelseydim. Gel Alparslan, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Ünal Bey. Merhaba. Merhaba Yılmaz Bey. Hoş geldin Alparslan. Buyur. Küçük amcan ne şanslıymış. Ne tatlı bir nişanlısı var. Amcalarım şanslıdır. Çay içer misin Alparslan? Yok. Ben Ünal Bey'le iş konuşmaya geldim. Müsait değilseniz sonra geleyim. Müsaitim Alparslan. Esra da, sen de yabancı değilsin. Ünal Bey, dediğim gibi işle ilgili. Ben kalkayım. Esra benim manevi kızım sayılır. Yanında konuşabilirsin. Öz kızınızın yanında. Hiç iş konuşmadık da o yüzden. Evet. Haklısın, hata yaptım. İşlerimi bahane edip Özlem'i kendimden uzaklaştırdım. Ama artık hata yapmayacağım. Madem bir hata olarak değerlendirmiyorsunuz, peki konuşayım o zaman. Sibiryalı'yı öldürdüğümüz için Victor üzerimize saldıracak. Bana daha önce vaat ettiğiniz CIA, Mossad, BND gibi bağlantılarımızı kullanmazsak her şey için geç olacak Ünal Bey. Ünal Bey hata yapmam dedi ama bu tür konuların böyle ortalık yerde konuşulması... Esra kızımızı tenzih ederim. Ama büyük hata olur. Sanırım Alparslan'ın kastettiği buydu Ünal Bey. Özer bu akşam seni CIA'nin Orta Doğu'daki önemli isimlerinden biriyle buluşturacak. Bizzat vekilim olarak konuşacaksın. Kendisi konuya hakim. Victor Türkiye'ye girdiği anda ilk onun haberi olur. Ben artık kalkayım. Victor'un burada bağlantıya geçebileceği birilerini öğrenebilir miyiz? Almanlar bilir. Onlarla bir görüşme ayarladım yarın. Bir dahaki sefer biz sizi ağırlayalım. Hem bizim evde pek iş konuşulmuyor. Yemek yerken başka şeylerden sohbet ederiz. Nasıl istersen kızım. Gördüğün gibi artık ben emekli bir adamım. İşleri Alparslan yürütüyor. İyi olur vallahi. İlyas'la da kaynaşmış oluruz. Hı hı.